Herkese merhaba. Dürüst olalım, bazen hepimiz birçok şeyi bildiğimizi düşünürüz. Dünyadaki her şey olmasa da en azından birçoğunu. Bu tabii ki bir yanılgıdır. Bugün bu durumu bir kez daha fark edeceksiniz. Sadece birkaç dakika içinde ufkunuzu biraz daha genişleteceksiniz. Bilim insanlarından inanılmaz haberleri, bizi bir şekilde kandırmış olan günlük hayattan beklenmedik keşifleri ve çok daha fazlasını bu videomuzda bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sonsuz reklam. Reklamların her bir köşeyi sardığı bir dünyada yaşıyoruz. İnternette reklamı geç butonuna tıklayabiliyor olsak da televizyon bize bu fırsatı tanımıyor. Bu sürede birkaç dakikalığına işlerinizle uğraşmak zorundasınız. Brezilya'daki Wuhu kanalının izleyicilerinin 10 dakika hatta 1 saat boyunca bitmeyen bir Old Spice reklamını gördüklerinde nasıl şaşkına döndüklerini hayal edin. Dahası televizyonlarını kapatıp yatağa gidenleri sabah bir sürpriz bekliyordu. Sunucu sonsuza kadar harika kokmaya devam edin demeye devam etti. Reklam toplamda 14 saat boyunca devam etti ve bu dünyadaki en uzun süren reklam. Reklamı yaratmak için 100 kişi çalıştı. 1600'den fazla klip kaydettiler ve birleşimsel çözümleme yöntemini kullanarak hepsini birleştirdiler. Bu arada şirket internet kullanıcıları için reklamın sonsuz bir versiyonunu da yaptı. Böylece kimin daha uzun süre izleyebileceği konusunda arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Flamingo ayakları. Flamingoların hiç yorulmadan saatlerce tek ayak üstünde nasıl durabildiğini merak ettiniz mi? Üstelik bu kuşun bacaklarında neredeyse hiç kas yok. Belki de sırları bir çeşit dayanıklılık genidir. Biyologlar işe temelden başlamaya karar verdi ve bir çalışma başlattılar. İlk olarak flamingoların bu pozisyonda uyuyabildiğini öğrendiler. Hatta bu noktada dengeleri her zamankinden daha da iyi bir hale geliyordu. İkinci keşifleri ise daha da şok ediciydi. Ölü bir flamingo bile tek ayak üstünde durabilme yetisini kaybetmiyordu. Olayın sırrı ise flamingoların iskelet yapısında yatıyordu. İnsanlar gibi bu kuşlar da bacaklarında iki ana ekleme sahip. Ancak bizim diz sandığımız şeyin aslında bilekleri olduğu ortaya çıktı. Diz kısmı aslında kuşun iskeletinin daha derinlerinde gizlenmiş durumda. Yani diğer bacağını yukarı çekerek flamingolar dizini büküyor ve bir destek noktası elde ediyor. Diğer bir deyişle flamingolar aslında ayakta durmuyor, oturuyor. Kötü canlandırma. Hala Matrix'te yaşadığımızdan şüphe eden var mı? İşte size bariz bir sistemsel hata gösterelim. Birleşik Devletler'deki bu ağaç modelleri sanki tam olarak yüklenememiş. Aslında endişe etmenize gerek yok. Sanal gerçekliğin içindeysek bile her şey tam da olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu ıhlamur ağaçları arıları korumak için bir çeşit özel ağ ile kaplanmış. Ağaçların yaprakları fidan bitlerine karşı haşere ilacıyla spreylenmiş. Bu da bizim için faydalı olan böcekler için ölümcül olabiliyor. Bu yüzden insanların onların ağaçlara ulaşmasını engellemesi gerekiyordu. Yine de bu biraz daha incelikle yapılabilirdi, değil mi? Örneğin sanatçı Christo Jabochev'in yaptığı gibi. Bu adam her nesneyi kumaşla kaplamayı seviyordu ve bu nesneler arasında bitkiler de vardı. 1988 yılında Christo İsviçre'deki bir parkta bulunan 178 ağaca transparan polyester kumaştan yapılma uzay elbisesi giydirdi. Niçin mi? Tabii ki sanat için. Tuhaf gözler. Bazı hayvanların kışın kürk rengini değiştirebiliyor olması bizi şaşırtmıyor. Peki ama gözleri? Renk geyikleri bu numarayı gerçekleştirebiliyor. Yazın bu hayvanların gözleri altın renginde, kışınsa masmavi oluyor. Tabii ki bunun kamuflaj ve soğuk havanın etkileriyle hiçbir ilgisi yok. Bilim insanları retinanın arkasındaki yansıtıcı dokunun, yani tapetum lucidum ya da kedi gözünün renk değiştirdiğini keşfetti. Bu sayede retinadan geçen herhangi bir ışığın retinaya geri yansımasını sağlayarak hayvanların karanlıkta görebilmesini mümkün kılıyor. Kedinizde de bundan bir tane var, biliyor muydunuz? Gözlerinin karanlıkta nasıl sarı sarı parıldadığını fark ettiniz mi? Evcil dostunuz şeytanlar tarafından ele geçirilmedi. Yalnızca tapetum böyle çalışıyor. Peki neden renk geyiklerinin gözündeki bu doku kış aylarında mavi renge dönüyor? Cevabı basit. Bu hayvanlar karanlıkta daha çok zaman geçirmek zorunda. Sürekli olarak açık tutulan göz bebekleri de zamanla gözlerin şişip tapetum liflerini sıkıştırmasına sebep oluyor. Sonuç olarak sarı olanlar yerine mavi renk dalgalarını yansıtmaya başlıyor. Fizik iş başında. Kış simülatörü. Kabul edin, konu kışlık kıyafetleri seçmek olduğunda siz de sinirleniyorsunuz. Mevsim henüz sonbaharken yeni bir şişme ceket almak için alışveriş merkezine geliyorsunuz. Ve hangisini alacağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz. Sıcak tutar mı ya da rüzgardan korur mu?
Tüm bunlar için satıcının sözüne güvenmeniz gerekiyor. Er ya da geç birinin bu sorunu çözmesi gerekiyordu. Bakın, Mark's Worktop'tan satış mağazası nasıl da ustalıkla bunu başarmış. Pazarlama uzmanları, herkesin kış şartlarında kıyafetlerini sınayabileceği bir oda hazırladı. Ceketlerin rüzgar geçirmezlik kalitesini test etmek için odaya çok güçlü fanlar yerleştirildi. Ayrıca odanın ısısını -50 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ne de olsa mağaza Kanada'da bulunuyor. Evcil hayvan tuvaleti. Evcil hayvanıyla seyahat eden herhangi biri bunun ne kadar zor olduğunu bilir. Yapmanız gereken bir sürü farklı evrak işi ve aşılama işleminden bahsetmiyoruz bile. Mesela evcil hayvanlar havaalanlarındaki tuvaletleri kullanamıyorlar. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Birleşik Devletler'deki federal kurallar yıllık olarak 10.000'den fazla yolcuya hizmet veren havaalanlarında hayvan yardım alanlarının bulunmasını zorunlu hale getirdi. Bazı şehirlerin bu soruna ne kadar da yaratıcı çözümler getirdiğine bakın. Yasaya göre yapay çim kaplı ufak bir alan yeterli. Peki ama neden hayvanlarla hak ettikleri şekilde ilgilenmeyelim? Örneğin Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havaalanı'nda evcil hayvanlar minyatür yangın musluklarına sahip yapay çim kaplı 72 cm'lik odaları kullanabiliyor. Buna ek olarak 3 adet gerçek çim, çakıl ve odun yongası bulunan açık hava alanları da var. Köpekler için gerçek bir cennet. Çilek sürprizi. İster inanın ister inanmayın, şimdiye kadar çilekleri hep yanlış şekilde yiyordunuz. Meğer çilek yemenin en iyi yolu onları bir süreliğine tuzlu suda bekletmekmiş. Çileğin tadını olduğundan daha iyi yapmayacaktır. Ama bu hoş olmayan kurtçuklardan kurtulmanızı sağlayacak. Evet, ilk başta birçok insan bu deneye şüpheyle yaklaştı. Ancak bazıları kendileri denemeye karar verdi ve bunca zamandır çileklerle birlikte küçük bir miktar protein de tükettiklerini görmüş oldular. Eğer sizin için işleri biraz daha iyi hale getirecekse bunların tam olarak kurtçuk olmadığını söylemeliyiz. Bunlar bir çeşit meyve sineğinin larvaları. Dişi sinek için yumurtalarını bırakma vakti geldiğinde yumurtaları meyvenin etli kısmına yerleştiriyor. Evet, çileklerin yanı sıra bu durum yaban mersini, ahududu, şeftali, kiraz ve üzümlerde de yaşanıyor. Bazı tahminlere göre bir kişi yılda yanlışlıkla 396 gram kadar böcek yutuyor. İştahınızı kapattıysak kusurumuza bakmayın. Patlamış Mısır Sahili. İspanya'daki Kanarya Adaları'nın en büyük ikinci adası olan Fuerteventura, şaşırtıcı düzeydeki güzel sahilleriyle biliniyor. Ama bir tanesi sürüden ayrılıyor. Bu sahilin kıyısı kum yerine patlamış mısırla kaplı. Bunun ne kadar havalı olduğunu hayal edin. Gün batımında buraya gelip harika okyanus manzarasını hayran hayran bakarken bir yandan da sınırsız patlamış mısır yiyebilirsiniz. Ne yazık ki sonuncusunu yapmanız gerçek anlamda mümkün değil. Bu tanelerin sinema atıştırmalığıyla hiçbir ilgisi yok. Adanın sahilindeki patlamış mısır aslında kırmızı alglerden geliyor. Bu canlılar yıllar boyunca ufak toplar biçimindeki kabuklarında kalsiyum karbonat biriktiriyor. Algler öldükten sonra dalgalar bu kaya formasyonlarını karaya taşıyor. Kısacası onları yemek bir yana, üzerlerine bile uzanamazdınız. Yine de fotoğraflar harika görünüyor, öyle değil mi? Dönüştürme istasyonları. Eğer Çin'de yoldan geçen birine bir metro yolculuğunun ne kadara mal olacağını sorsaydınız ve size birkaç plastik şişe tutacağını söyleseydi, bu kişinin hemen garip biri olduğunu düşünmeyin. Aslında doğruyu söylüyor. Elektrikli trenler hali hazırda çevre dostu bir taşımacılık çeşidi. Ama Çinli yetkililer çevreyi nasıl koruyabileceklerinin cevabını yeni bir boyuta taşımışlar. Beijing'in en yoğun istasyonlarında bu aletleri görebilirsiniz. İçine plastik bir şişe atıyorsunuz. Makine onu ezip rengine ve türüne göre sınıflandırıyor ve karşılığında yolcu şişe başına 5 ila 15 sent arası değişen tutarda bakiye kazanmış oluyor. Ne kadar da parlak bir fikir. Yine de bu şekilde bir aylık seyahat pasosu almak fazlasıyla zor olurdu. Getirmeniz gereken şişe sayısını hayal edebiliyor musunuz? Doğal dekorasyonlar. En sevdiğimiz oyunu oynama vakti geldi. Şu an gördüğünüz şeyin ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Bariz bir şekilde bu bir çeşit mücevherat. Belki de bunlar katı altından yapılmış özel küpeler. Bunlardan birkaç tanesi sizce ne kadar eder? Eğer bunları beğendiyseniz hiçbir ücret ödemeden elde edebilmeniz için bir şansınız var. Ancak Brezilya'ya yolculuk yapmanız gerekiyor. Bu tarz dekorasyonlar kelimenin gerçek anlamıyla Brezilya'da ağaçta yetişiyor. Eğer henüz neden bahsettiğimizi çözemediyseniz sırrı açıklayacağız. Az önce Tetoria harmonia kozasının nasıl göründüğünü öğrenmiş oldunuz. Bu tür genellikle Güney ve Orta Amerika'da yaşıyor ve içinden çıkan kelebekler o kadar da etkileyici görünmüyor. Görünüşe göre tüm güzellik kozada kalmış. Twitter logosu.
Şimdi zamanın ne kadar çabuk geçtiğini fark edeceksiniz. Twitter 2006 yılında yaratıldı. Orijinal formatı sayesinde sosyal ağ kısa sürede inanılmaz bir popülerlik kazandı. Bir şekilde hepimiz burada takılmaya başladık ve kuşun bununla ne ilgisi olduğunu hiç düşünmedik bile. Şirketin kurucu ortağı Biz Stone'a soralım. Biz Boston'da doğdu ve basketbolu çok seviyordu. Doğal olarak da vazgeçilmez bir Boston Celtics hayranıydı. Peki bu kulübün efsanevi oyuncusu kim? Evet, doğru. NBA tarihindeki en iyi oyunculardan biri olan Larry Bird. Bu düşüncenin inanması zor olduğunu anlıyoruz ama bilgi Stone'un kendisi tarafından doğrulandı. Böylece bir başka gizem daha çözüldü.